Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamenei Tahran'da kıldırdığı cuma namazının ardından dünyaya seslendi. İran'ın birkaç gün önce İsrail'e düzenlediği operasyon hakkında ve geleceğe yönelik konuştu. Bunları konuşacağız. Arif Keskin konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Arda. Teşekkürler. Arif Bey, öncelikle Hamenei'nin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Hamenei'nin cuma namazı kılması kritik bir yani İran'ın kritik bir dönemde geçtiği anlamına geliyor. Hamenei 5 yıldan sonra gelip ve cuma namazı kılması bunu gösteriyor. Ve aslında hep böyle kritik dönemlerde geliyor. Ve bugün de aslında ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Tabii gelişinin sadece bu şeyle ilgili değil, ortada olan bazı iddiaları da bir şey yansıtıyor. Ne bileyim, sığınakta yaşadığına dair, korktuğuna dair veya bazıları sağlık sorunları olduğuna dair bir şey olarak ve buna da bir iddia, bunlara da bir yanıt veriyor. Ayrıca bir şekilde de destekçilerine bir motivasyon da sunuyor. Bakınız, korkmuyoruz. İsteyen istediği yerde istediğini yapabilir. Biz korkmuyoruz şeklinde bir mesaj da veriyor. Şimdi aslında bir taraftan da dünya İran siyasi sisteminin özünü anladığı nedeniyle Cumhurbaşkanı veya Dışişleri Bakanlığı değil, daha çok lideri önemsiyor ve onun dediklerini ciddiye alıyor. Bu açıdan bakıldığında Hamenei de hep böyle bir dönemlerde görünür olur ve İran'ın nasıl bir tavır takınacağına dair açıklamalarda bulunuyor. Bu anlamda da, bu çerçevede de önemli bir anlam ifade ediyor. Ayrıca bir yönüyle de mesajlarını anlatacağım. Bir yönüyle de özellikle de İran'ın dışında olan o direniş ekseni ve İran'ın desteklediği vekil güçlere de bir motivasyon verme olarak da tanımlamak mümkün. Yani çok farklı bir şey. Bunun yanı sıra Hamenei'nin oraya gelmesi İran devletine de bir tür toplumsal seferberlik yaratabilecek olanağı da sunuyor. Dikkat ederseniz daha önceki Tahran Cuma namazlarıyla kıyaslanmayacak kadar insan var bugün. Ve birçok insan oraya gelmişlerdi veya kendileri gelmişlerdi. Bir yönüyle de bu cuma namazını da bir tür gövde gösterisi. Bir de toplumsal birlik, bütünlük ve bir tür halkın Hamene'nin yanında olduğu gibi bir şeye de sahne olmasını istiyorlar. Ve bu bize de bambaşka bir süreci de nitelendiriyor. Yani aslında İran, İsrail'le muhtemel yaşayacağı gerginlik çerçevesinde bir tür toplumsal, ekolojik, siyasal seferberlik içerisine girmiş durumda. Ve aslında Hamenei'nin cuma namazı da bunun bir parçası. Burada da zaten kendisini gösteriyor. Şimdi Hamenei'nin açıklamalarına bakınca Hamenei'nin açıklamaları aslında beklendiği kadar sert değil de
çok böyle sert konuşmadı. Ve bir yönüyle de bazılarına göre biraz da durumun daha kontrollü yürümesini sağlamak ve belli derecede de yumuşatmak. Hatta bazıları Hameneyi bir şekilde bir tür olumlu çıkış arayışı içinde olduğu şey olarak söyledi. Evet, tonu şeyleri çok sert değildi. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin Orta Doğu siyasetinin çerçevesini çizdi. Ve bundan sonra nasıl yürüyeceklerine dair bir ders sundu. Bir defa şöyle bir cümle, yani şöyle özetleyeyim maddelerini. Bir defa o direniş ekseninin temel dayanağını açık şekilde dedi. Yani söylemek istedi, şunu demek istedi. Bütün Müslüman coğrafyasında olup hepimizi ilgilendiriyor, bizi de ilgilendiriyor. Eğer orada herhangi biri düşerse, düşman daha da güçlenip ve bize daha fazla zarar verebilir dedi. Ve bu bir yönüyle de aslında Lübnan'ın, Filistin'de, Irak'ta ve diğer yerlerdeki çatışmaları sanki İran'ı koruyormuş gibi ve İran'ı koruyan ve oralarda herhangi bir kayıp düşmanı İran'a karşı daha güçlendirecek, elini daha güçlendirecek, İran'a yönelik daha farklı eylemler içine girebilecek bir imkan yaratacağını söyledi. Bu aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş eksenini ve güçlerini neden desteklediğim temel tezdi. Tahran'ı korumak için Şam'da, Beyrut'ta, Bağdat'ta güçlü olmak gerekir diyorlar. Arif Bey. Yani Tahran'ın... Buyur. Şimdi bu açıklamalardan şunu sormak gereği duyuyoruz. İslam ülkelerini bir birleşmeye davet etti Hamene'yi. Yani birlik olmalıyız dedi. Siz çünkü az önce bahsetmiştiniz. İşte Siyonist rejimin hedeflerinden bahsetti. Peki İslam ülkeleri İran'ın bu çağrısına nasıl yanıt verecek sizce? Şimdi Hamene'yi evet İslam ülkeleri birliğe davet ediyor. Ve birlik ve beraber olarak diyor. Hamene'yi özü bu coğrafyanın başlıca problemlerinden ve ihtilaf yaratan liderlerin biridir. Yani bugün Orta Doğu'ya bazı zaman Kafkasya'da tutun da Afganistan'a kadar uzanan coğrafyada İran en fazla bugün dindaşlarını birliğe çağıralım diyen İran, dindaşlarıyla en büyük problemlerini yaşıyor. Bunu Azerbaycan'la Afganistan'a uzatmak mümkün. Bugün Hamene'yi aslında o birliğe ettiği o Müslüman ülkelerin devletlerini istikrarsızlaştırmak için elinden geleni yapmıştır. Yani bu açıdan bakıldığında Hamene'nin bu çağrısı olumlu karşılanmaz. Olmuyor. Nedeni de çok çok basit. Diyelim mesela Hizbullah şu anda birçok bazı Arap ülkeleri tarafından terörist örgütü olarak bilinir. Yani bazı Müslüman ülkeler yani Hamene'nin birliğe davet ettiği ülkeler Hizbullah'ı terörist örgüt olarak tanımlıyor. Bunun en önemli sebebi çünkü Hizbullah ve Hasan Nasrullah sadece Lübnan'da değil, bütün Orta Doğu'da faaliyet yapabileceklerini söylüyorlar, bildiriyorlar. Bu açıdan bakıldığında yani aslında Hamene'nin davetinin olumlu karşılanmayacak. Çünkü geçmişten günümüze kadar ciddi sorunları var
hala da bu sorunları devam ediyor. Mısır'la, Suudi Arabistan'la ve Azerbaycan'la o birliğe çağırdığı bütün Müslüman devletlerle bu problem yaşıyor. Şimdi oradaki yorumla büyük ihtimal sıkıştığı için bunu yapıyor. Sıkıştığı için bizi de yanına çekmeye çalışıyor. Ama bu sıkışma sürecinden çıktıktan sonra yine de bizim başımıza bela olabilir. Şimdi hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bugün Mısır'dan Irak'a kadar, özellikle de ben Sünni coğrafyasında bahsediyorum. Sünni coğrafyasından önemli bir bölümü İran'ın amacının bütün bu Müslüman topluluğa zarar verme olarak yorumluyor. Öyle diyor. Yani bunu biz o Şii-Sünni çatışması, Şii-Jokudi hilali tartışmaları var ya, bununla şeyi tam anlamıyla bunu gösteriyor. Hameneyi Arapça konuştu. Ama bunun o tarafta özellikle de devletler nezdinde bir olumlu karşılık bulması bana gözükmüyor. Ama belli toplumsal kesim üzerinde, zaten İran'ın nüfuz alanı üzerinden bir olumlu etkisi olabilir. Peki Arif Bey, şimdi Hameney yine yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. İsrail'e en hafif uyarıyı yaptık ama gerekirse yine vuracağız şeklinde bir açıklama yaptı. Peki ilerleyen günlerde İran'dan İsrail'e yeni bir saldırı görür müyüz sizce? Şu İran şu an itibariyle İran kendisi doğrudan bir saldırıya geçmez. Ama eğer karşılık verirse, İsrail karşılık vermesinin hemen akabinde İran'ın da bir saldırı beklemek mümkün. Zaten onu söylüyor. Yani Hamene'nin de kastı, İran devletinin de kastı o. Yani vurursanız vuracağız da. Yani burada vurursanız da kastı Lübnan'ı, Filistin'i falan değil. Kendilerini kastediyorlar. Yani İran vurulursa bir yanıt verecekler. İran vurulmadığı takdirde bir yanıt verileceğini beklemek mümkün değil. Yani bir anlamda bakıldığında. Şimdi İsrail'in yanıtı hangi çerçevede olacak? Ne düzeyde vuracak? Buna karşılık olarak İran ona bir şey verebilir. Ama onun dışında, mesela şu anda da Lübnan'ı vuruyor. Dün gece hatta Hizbullah'ın aday olan Haşim Safiyettin'in olduğu yeri vuruldu, öldürüldüğü iddiası var. Hala ne doğrulandı ne de yalanlandı. Ve bu anlamda bakıldı. Ama İran bunlara yanıt vermeyecek. Yani İran'ın temel meselesi bana gelme. Beni hedef olarak seçme. Yani kendisinden uzak tutmaya çalışıyor İsrail'i. Aslında evet. Yani bir anlamda baktığım zaman İsrail eğer İran'ı vurmadığı takdirde, İran'ın dışında başka İran'ın hatta desteği örgütü de vurarsa İran'ın bir yanıt vereceği düşük bir ihtimal. Yani siz de gazeteci olarak, yani bizler kesin böyle olan söylemiyoruz. Sadece ihtimaller olarak konuşabiliyoruz. Yani İran'ın kendisinin doğrudan hedef almadığı takdirde İsrail'in yaptıklarına İran'ın bir müdahalesi olmaz. Bu düşük bir ihtimal. Bu anlamda da bakıldığında aslında İsrail önemli bir mevzi kanın karşısında. Yani aslında İran'ı sadece kendi topraklarını, kendi egemenlik alanına girme diyebilecek bir noktaya itmiş gözüküyor.
ve İran'ı orada sınırlanmış gözüküyor. Ve onun dışında değil. Ve bu da önemli bir şey aslında. Yani İsrail-İran ilişkileri. Ama İsrail'e bakıldığında kanımca İsrail bir yanıt vermek istiyor. Ama İsrail'in yanıt nasıl bir yanıt vermesi konusunda özellikle de Amerika'da veya bazı Avrupalı ülkelerle ihtilafı var. Onlar biraz daha düşük profilli bir yanıt istiyorlar. Daha düşük profil. Yani burada onurunu kurtar ama bu sürede dönüşmesin. Ama İsrail bunu şey yapacak mı? Bu belirsiz. Bu belirsiz. Bu sonuç itibariyle İsrail'in elinde bir fırsat var. O fırsatı nasıl kullanacağı meçhul. Hatta bugün Hamenei'nin biraz daha böyle okumadan konuşması, biraz daha böyle yumuşak konuşması bir yönüyle de İsrail'in yanıtıyla da yanıtını düşünerek de şey yapılmış olabilir. Çünkü çok büyük bir meydan yapsaydı İsrail vurduğu zaman ciddi bir prestij kaybına uğrayabilir. Değil mi? Ben böyle büyük meydan okunmasının ardından İsrail'i vurdu şeklinde. Bu aslında İsrail'in eyleminin daha fazla artırabilirdi. O anlamda düşük profilli sözlerini söyledi ama düşük profilli bir çerçevede konuşması bir yönüyle de İsrail'in yanıtının önemini veya belki etkisini düşürmeyi de amaçlamış olabilirler. Ve bu anlamda bakıldığı zaman yani İran'ın stratejik çerçevesi net olarak anlaşıyor. Beni vurma diyor. Vurursan yanıt verebilir. Anlıyorum. Arif Bey çok teşekkürler. Bugün vakit ayırdınız, programımıza katıldınız. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım sizden. Yani sadece şunu söylememiz gerekiyor Erdem Bey. Burada İran veya şey değil ama süreç riskli, kaygan ve nereye evrileceği meçhul. İsrail'e büyük ihtimal adım adım savaşa doğru evrilir. Yani bu zincirleme çatışmalar. Yani bir İsrail-İran savaşı çıkabilir. Evet, o oraya doğru evrilme ihtimali var. Çıkar demiyorum, evrilme. Bu bir ihtimal tabii ki, doğru söylüyorsunuz. Kesin bir yargıya kimse varamaz. Bizler sadece mevcut olan durumu değerlendiriyoruz. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, Arif Keskin konuğumuzdu. İran dini lideri Hamenei'nin yaptığı açıklamaları konuştuk. İlerleyen günlerde ne gibi gelişmeler yaşanabileceğini konuştuk. Yine elimize sıcak gündem geldikçe bu ekranlardan size aktarmaya devam edeceğiz. Ancak bugünlük burada noktalayalım. Başka bir programda görüşmek üzere.